Hak'tan bize devlet olan Ahmet Muhammed Mustafa olsun sana canım feda, Hak'tan bize devlet olan Ahmet Muhammed Mustafa olsun sana canım feda. Es-salatu ve's-selam. Aleyke ya ya Resulallah, As-salatu ve's-selam aleyke ya seyyidena ya Resulallah, aleyke ya seyyidel evveline vel ahirine. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Bugün sizlerle dostluğu konuşmak isterim. Dünya dostluğu, ahiret dostluğu, dünya arkadaşlığı, ahiret arkadaşlığı. Sohbet, sohbe ya Resulallah. Yol, yola gidelim, yol arkadaşlığı yapalım ya Resulallah diyen Hazreti Ebubekir'in o arzusu gibi. Peki, kimi dünyalık, kimi ahiretlik? Bazıları
mezara kadar değil, pazara kadar bile idare edemiyor biliyor. Çünkü zahmetlidir yolculuklar. İnsanların birbirlerinin derdini çekmesi, dertlerine derman olması, sıkıntılarını eşlik etmesi. Herkes tatildeyken bir şekilde birbirine eşlik ediyor da, tatilden sonra dönüşte, iş anında, fabrikadayken, çalışırken, zahmet günlerinde gerçekten zor oluyor eşlik etmek. Ama rahmet günlerinde herkes var. Cenaze günü yok, düğün günü var. Olmaz. İnsan iyi günde de kötü günde de arkadaşların yanında olmalı. Bunun için İslam düşünürleri ne diyor? Kur'an ne diyor? Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bugün inşallah sizlerle bunu konuşmak istiyorum. Tabii yine Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerime ile Kur'an tilavetiyle başlamak istiyoruz. Her hafta olduğu gibi Rabbim Kur'an ayetlerinin sırlarını hepimize nasip eylesin. Bugün Furkan suresinin 21. ayetinden başlayacağız. Bakalım nefesimizin yettiği yere kadar. Hazırsanız Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla diyerek başlıyoruz. Buyursunlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
Sadakallahu'l-Azim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel-mursalin. Sevgili dostlar, Kur'an insanı alıp bambaşka yolculuklara götürüyor. İşte okuduğumuz ayet-i kerimelerde cennet dostluğundan bahsediyor Allah Teala bizlere. Ashabul cenneti yevme edin hayrun. O günkü cennet arkadaşlığı en hayırlı olandır. Mustakarran ne için? Bir makam olarak, bir oturma yeri olarak, dinlenme yeri olarak. Ve ehsen makida ve en güzel makam, en güzel yerdir. İşte dünyadaki dostluk, dünyadaki arkadaşlık bizi oraya götürüyorsa ne mutlu. Ama aşağıda okuduğumuz ayet-i kerimelerde ya veylete leyteni lem ettehid fulane. Allah'ım eyvah eyvah, keşke filanca kişiyi dost edinmeseydim. Ne kad azalleni anil zikri ba'de idca'ni. Kur'an bana geldi, geldikten sonra bu arkadaşım beni yoldan çıkardı. وَكَانَ الشَّيْطَانُ الْاِنْسَانِ غَذُولًا. İşte şeytan insan için böyle yoldan çıkartıcıdır. İnsanı olduğu yerde yüzüstü bırakıp gider. Sadece şeytan insanlar için mi? Hayır. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ve gönderilen elçi de şöyle der. Ey Rabbim, benim kavmim, topluluğum, sorumluluğundan, aidiyetinden sorumlu olduğum insanlar var ya, onlar Kur'an yüzüstü bıraktı gittiler. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ. İşte diyor Allah Teala, biz böyle bütün peygamberleri, gönderilen elçileri günahkar, yoldan çıkmış, böyle düşmanları var ederiz onlara. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا. Ve senin Rabbin hidayet, yol gösterici olarak sana yeter. وَنَصِيرًا. Yardımcı olarak da sana yeter. Rabbim inşallah bize de böyle yardımcılarını göndersin diye dua edelim. Dostluk başka bir şey. Kimi dost gelir insana başka güzellikleri öğretir. Kimi dost gözüken insan yanlışlar yaparak aslında bir sonraki aşamada ne fayda sağlayacak kişiye onu öğretir de gider. Onun için dostun kötüsü olmaz. Dersini almasını bilene herkes fayda getirir. Derste bırakan hoca bir sonraki yıllarda ileride olmanız gerektiğini size öğretir. Derste bırakan hayat arkadaşı aslında neler yapmamanız gerektiğini size öğretir. Derste bırakan iş arkadaşı sizin gelecekte işi nasıl kucaklayacağınızı, nasıl işler yapmanız gerektiğini size öğretir. Hayatı nereden bakarsanız o kadarını görürsünüz. Neleri görmek isterseniz o kadarını görebilirsiniz. Hayat böyle imtihanlarla dolu. Dünya hayatında her insanın kendisiyle samimi olacağı, dostluk kuracağı, duygularını paylaşacağı, seveceği, sevileceği, görüşünü bildireceği, görüş, fikir, taatisinde, alışverişinde bulunacağı elbette çok kıymetli, samimi dostlara ihtiyacı vardır. Dostlar, dostluklar Allah rızası için olduğu gibi çıkar ilişkisine dayalı da olabiliyor zaman zaman. Sizin başınıza geldi, başkasının başına gelmiyor diye düşünmeyin. Herkesin başına geliyor. Tabii bir müminin, Allah'a inanmış bir kimsenin genel olarak bütün insanlara, müminlere inanıyor olması, dostluk gösteriyor olması gerekir. Bu bizim Peygamberimiz, Efendimiz Habib-i Zişan'ın kendi sünnetidir. Hayat prensibi budur. Münafıklara bile dost gözüyle bakmıştır ki onların düşmanlığı üzerine gelmesin diye. Ayrıca fert olarak, birey olarak da bizim müminlerin en çok sevdiği, her müminin sevdiği, bağlandığı
dostları vardır, olmalıdır da, arkadaşları da vardır. Bunun için en güzel örneği hayatın içinden almak gerekirse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ebu Bekir'in dostluğudur. Bir ömür hep bir arada ve hep dostluk üzerine kurulmuş. Maddi manevi bütün güzellikleri kusursuzca paylaşmış iki örnek şahsiyet. Eğer örnekli kalmak istersek oradan alalım. Hazreti Peygamber'in dostluğuna Hazreti Ebu Bekir'in dostluğunu unutmayalım. Her şeyini vakfetti, her şeyini feda etti, canını ortaya koydu, kızını eş olarak verdi, malını mülkünü feda etti onun yolunda. Kaçımız Ebu Bekir gibi olabiliriz ki? Keşke olabilsek. İşte bu duygularla bakıp Hazreti Bekir'in yaptıklarını yaptıktan sonra ben elimden geleni yaptım diyelim. Kaldı ki elden geleni yapmak da yetmez. Gereken neyse onu yapmak lazım. Elden geleni yaparsanız bir miktar olur ama gereken neyse onu yapmaya niyet ederseniz çok daha fazlasını yapmış olursunuz sevgili dostlar. Büyük İslam filozofu Farabi, yani büyük İslam filozofu Farabi hepiniz biliyorsunuz. Aristo'nun dostluğu konusunu biraz daha genişleterek hayatın içindeki dostluğun ne anlama geldiğini bizlerle paylaşıyor. Farabi iki çeşit dostluktan bahseder. Bunlardan ilki nedir? Samimi olan dostluklar ve çıkara dayanmayan dostluklardır. Diğeri de çıkara dayanan ve özellikle bu bağı koparırca hareket eden, farkında olmadan dış dünyaya yönelik ama iç dünyada başka düşünceleri olan insanların özelliklerinden bahseder ki dost gibi görünüp dostumuz olmayanlara güvenmeyin der. Yani dost gibi görünüp dostumuz olmayanlara güvenmeyin bakışı onun hayat tecrübesiyle bizlere emanet edilen bilgi. O gün yaşadığı tecrübeler, acı tecrübeler. Ancak onlarla ilişkilerinizi de koparmayın der. Peki koparmadan nasıl yapacağız? İlişkileri koparmadan. Bu çok hassas bir durum. Onlara iyi davranın. Zira ileride o insanlarla dost olabilirsiniz. Bugün düşmanca tavırlar içerisinde olup yarın hasmane tavırlar gider, dostane ilişkiler başlar. Dolayısıyla sizin düşman pozisyonundaki karşılıklı zıtlaşmalarınız, oradaki sizin güzel duruşunuz gelecekte onunla samimi bir dost olma halini sizlere emanet edebilir. Peki hiçbir zaman insanlardan vazgeçme taraftarı olmayan bir bakış açısıdır bu Farabi'nin bakışı. Tabi her insanın erdemli, güzel, hoş tarafı olabileceği gibi başka insan modellerinin de olabileceğini bize hatırlatıyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Dostluklarınızı çoğaltın, düşmanlıklarınızı azaltın. Kur'an ne diyordu? Madem ki iyilik de kötülük bir değil, siz öyleyse en iyisiyle müdafaa edin, kendinizi savunun ki dost, düşmanmış gibi gözüken insanların bir gün hamim, samimi dost olurlar o insanlar diyerek bize düşmanlık yapan kimseye karşı bile dost tavırlar içerisinde olmamız gerektiğini müjdeliyor ki Allah Teala ancak bunu sabır gösterebilenler yapabilir. Kendisine sabır mazhariyeti Allah tarafından lütfedilmiş kimse yapabilir. Bir de Allah'ın kendisine özel lütuf paye vermiş kişiler tarafından bu hareketlerin gerçekleşebileceğini bize müjdeliyor Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Zalim olsun, mazlum olsun, din kardeşimle yardım et. Yani mazluma yardım etmek kolay da zalime yardım etmek nasıl? Düşünebiliyor musunuz? Bir adam ya Resulallah mazlum olduğunda tamam da yani zalim olduğunda nasıl yardım ederim diye hemen kendisine soru sorar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soru cümlesi ya da taaccüp bildiren ifade şekli hep böyleydi. Önce bir ortaya cümle atar, içinden soru çıkacak şekilde atar ve bütün dikkatle oraya toplandığında cevabını da artık vermek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hazırdır. Çok kısa yine cevap veriyor. Onu zulmünden alıkoyarsın.
zalimin zulüm yapmasına mani olursun. Böylece iyilik yapmış olursun. İyilik yapmak istersen onun zulmünün önüne geçtiğinde ona da iyilik yapmış oluyorsun. Allah inşallah zalimlerden uzak durabilmeyi, zalim zulmederken de zulmüne mani olabilmeyi, mazlum zulme uğrayanın da yanında olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Güzel sözler vardır. Hep aklımıza gelir. Bir tanesini de şimdi sizlere okumak isterim. Baki dostluk adına nice dilek vardır. Ölümün dahi ayrılık sayılmadığı günler vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar? Sevgide birleşen yürekler vardır. Sevgide birleşebiliyorsa yürekler, o dostluk hiç bitmemiştir. Kaldığı yerden tekrar başlayabiliyorsa bir dostluk, yıllar sonra bir araya geldiğinde yine gülüp, yine samimiyetle sohbet başlayabilmişse, o başka bir imtihanda, sen başka bir imtihanda, ama bir araya geldiğinde aynı Ahmet, aynı Mehmet, aynı Ayşe, aynı Fatma, aynı Selman, aynı Fatih bir araya geldiğinde kaldığı yerden devam edebiliyorsa o dostluk hiç zedelenmemiştir. Kim ne derse desin, siz hala dostsunuz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuzdur. Allah, ya veylete leyteni lem ettehil fulanen halile, keşke filanceyle arkadaş olmasaydım diyerek huzurunda pişmanlık duyanlardan eylemesin bizi. İyi ki filanca arkadaşımla beraber olmuşum, onun vesilesiyle şimdi cenneti kazandım elhamdülillah diyerek sevinen kullardan olmayı nasip eylesin. İki arkadaş çölde yolculuk yapıyorlar. O kadar susuyorlar, o kadar susuyorlar ki yolda artık bir vahaya erişiyorlar ve oraya yaklaştıklarında aslında bu vaha öncesinde bir tartışma yaşıyorlar. Tabii sıcağın altında zor şartlarda yürürken insan kendini nasıl hisseder ki? Hangi konfordan bahsediyorsunuz? Arabayla giderken bile sıkılıyoruz. Tartıştığı anda biri diğerine öyle bir tokat atıyor ki acısı suratında kalıyor ve o acıyla, o ızdırapla hemen toprağın üzerine, çöl toprağın üzerine, kumların üzerine yazı yazıyor. En sevdiğim arkadaşım bana tokat attı. Bir şeyler yazdığını görüyor ama o an sormuyor arkadaşı. Sıcağın altında yürümeye devam ediyorlar. Ve vahaya ulaşınca hemen suya eğiliyorlar, sudan içiyorlar kana kana. Su bittikten sonra matarlarını dolduruyorlar. Matarını doldururken artık bir de yıkansak mı diye düşünüyorlar ve suyun içine giriyorlar. Suyun içine girdiklerinde suyun bataklık mı olup olmadığını nereden anlarsınız o sıcağın altında? O tokat yiyen vardı ya, suyun içerisinde daldığında ayağını battığını ve yavaş yavaş aşağı doğru çekildiğini görünce yine arkadaşı koşa koşa geliyor ve onu o içinde bulunduğu bataklıktan çekip kurtarıyor. Bu sefer oradan çıktıktan sonra artık biraz ötede bir kaya görüyor ve kayanın üzerine yazmaya başlıyor. Evet, en sevdiğim arkadaşım hayatımı kurtardı. Tokat atan ve kendisini o bataktan kurtaran arkadaşı kendisine diyor ki, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Biraz önce yoldayken kumun üzerine bir şeyler yazdın. Şimdi de kayanın üstüne bir şeyler yazıyorsun. Senin derdin de ne yapıyorsun diyor. Üzdüğünde kuma, kurtardığında taşa diyor. Anlamadım diyor. Ne diyorsun sen? Nasıl deyince, birisi incittiğinde kuma yazmak lazım. Birisi iyilik yaptığında da onu taşa yazmak lazım. Ta ki affedicilik rüzgarları o kum tanelerini rüzgarlarla alıp silsin götürsün. O kin ve nefret duyguları üzerimizden kalksın rüzgarları da
taşı bir şekilde silemezsin. Çünkü dostluk baki ama kötülük gidici olsun diye böyle yaptım der. Kaçımız böyle yapabiliyoruz? 100 tane iyilik yapmış arkadaşımız. Bir tane kötülüğünü herkese anlatıyoruz. Ya 30 yıldır, 40 yıldır beraberdim bu arkadaşımla. Yapılan iyilikleri ne yaptınız? Çuvala mı attınız? Vallahi arkadaşımın bir iyiliğinin vesilesi olarak binlerce kötü halini hiçbir yerde anlatmadan durabiliyorum. Siz durabiliyor musunuz? Bir iyiliği dokunmuş arkadaşımızın yüzlerce kötülüğünü anlatmadan durabilmek. Maharet bu. 100 tane iyilik yapmış, bir kötülüğünü kapı kapı anlatıyorsunuz. Bugün siyasetçilere, bugün dünyanın liderlerine, bugün dünyanın en büyük iş insanlarına hep atıfta bulunarak hakaretler ediyorsunuz. Ama yaptıkları telefonları kullanıyorsunuz. Yaptıkları arabaları kullanıyorsunuz. Yaptıkları yollardan geçiyorsunuz. Yaptıkları iyiliklerden, vakıflardan nasipleniyorsunuz da neden size göre yanlış gözüken yerlerini hep konuşup konuşup ortada içinizdeki nefret duygularını serpiştiriyorsunuz? Hiç mi iyiliğini görmediniz? Kaç defa Edison'a teşekkür ettiniz de ışıktan hayır bekliyorsunuz? Devlete kaç defa teşekkür ettiniz de devletten hayır bekliyorsunuz? Arkadaşlarınıza kaç defa teşekkür ettiniz de bugün arkadaşlarınızdan hayır bekliyorsunuz? Siz teşekkür etmeyi unutmuşsunuz. Teşekkür nasıl bir şey bilmiyorsunuz ki. Bilmiyoruz ki. Teşekkürün karşılığında iyilik görelim. Önce bir Allah'a teşekkür edelim. Sonra annemize babamıza teşekkür edelim. Devletimize teşekkür edelim. Kendi kendimize teşekkür edelim. Eğer kendimize iyi bakabiliyorsak. Bir insan kendine iyi bakamıyor, kendi kendine teşekkür edemiyorsa hiç kimseye teşekkür edemez. Bunun en ednası, en aşağısı men la yeşkurun nas la yeşkurullah. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükredemez. Dostluk kelimesinin ne demek olduğunu bilmeyen insan içine dolduramaz. Farabi'yi 1000 defa okusan, Aristo'yu 1000 defa okusan neye yarar ki? Onlar dostluk üzerine her ne kadar dikkatli olun dese de yine dostluğunuzu devam ettirin diyerek felsefi bir akım getirmişler, bakış getirmişler. O günde vardı dostun kerameti ve kehaneti. Bugün de var. Hep olacak. İyilerle kötüler bu dünyada hep savaşacak. Siz iyilerden olacak mısınız? Gerçek samimi dost, arkadaş, ahbab, yarandan olacak mısınız? Yoksa zalim olan, hain olan, münafık olan, iki yüz yüzlü olanlardan mı olacaksınız? Size dost gözüken hainlerden mi olacaksınız? Hangisi yakışıklılar? Dost yüzden de güzel olur, arkadan da güzel olur. Bizim dostumuzun arkasından hiçbir mecliste konuşamazlar. Konuştukları anda iki cümle yapıştırırız, sustururuz. Az daha konuşurlarsa biraz daha genel konuşur, meclisi terk ederiz. Ama bizim arkamızdan konuştuklarında siz orada durup hak ediyor diyerek başa mı tutuyorsunuz? Mangala bir kömür de siz mi atıyorsunuz? Yoksa mangal yürekli olup arkadaşlar haddinizi bilin, biz o arkadaşların dostluklarını gördük diyerek onların kusurlarını mı örtüyorsunuz? Dedikodu yapmıyoruz hocam diyorlar. Durum değerlendirmesi. Durumunuzun değerlendirmesini bu dünyada da göreceksiniz başınıza bela olarak. Diğer tarafta da göreceksiniz. Ne yaptık biz eyvah diyerek. Susmak zordur. Konuşmadan durabilmek çok zordur. Vallahi dedikodu yapmadan duramıyoruz. Diğer tarafta yakacak ateşinizi, odunuzu kendiniz götürüyorsunuz. Vallahi bir susmaya, konuşmamaya çalışıyoruz. Şu yayınlarımızdan dedikoduyu kolay kolay duyamazsınız. 1 milyonda 1'dir. 1000'de 1 değil, 1 milyonda 1'dir. Sorulsa bile susarız. Filanca nasıldır? İyidir. Ya öyle dediğiniz gibi değil ama öyle diyorlar. Biz iyiliğini gördük, iyi şeyini gördük.
Benim hocalarım Edison'a teşekkür ederek vaazına, sohbetine başlardı. Siz hangi hocalardan beslendiniz? Hangi öğretmenlerden ders aldınız? Benim ilkokul öğretmenim, müdürün gelip saygı duyduğu en kıymetli öğretmenimizdir diyerek bize öğretmenini seven ve sevdiren müdürdü. Siz nasıl okul öğretmenleri ve müdürleri gördünüz? Nasıl anne baba gördünüz? Hayatında hiçbir hocayı, hiçbir insanı kötülemeyen anne baba ile büyüdük biz. Siz hangi anne babalarla büyüdünüz Allah aşkına? Yakışır mı ya? Kusuru görmek herkesin işi. Kusursuz bakmak, görebilmek her kişinin işi. Önemli olan kusurdan değil, kusura bakmadan görebilmek. Allah bize böyle bakabilmeyi nasip eylesin. Eğer kusuru bakarsanız dostsuz kalırsınız Mevlana'nın dediği gibi. Öyleyse kusura bakmadan, kusuru görmeden bakabilmek, izleyebilmek, takip edebilmek. Öyle yaparsak dünyada da dostumuz çok olur. Ahirette de cennet dostumuz çok olur. Allah'ın bütün kulları, en kötü hallerde olan insan bile mutlaka kıymetli bir özellik taşıyordur. Vallahi en günahkarın bile tutulacak tarafı çoktur. En sevapkarın bile tutulacak tarafı çoktur. Onun için insana ne kadar güzel bakarsak, ben herkesten uzak duruyorum. Ben durmuyorum arkadaşım. Şehrin göbeğinde insanlarla beraber oturmayı tercih ediyorum. Medeniyet şehirdedir. Medeniyet halkın içinde olmaktır. Medeniyet herkesle herkes olabilmektir. Allah'ın kulların içerisinde olmadan, mahlukatın içinde olmayıp Halik'i nasıl anlayacağız? Halik'in, Yaradan'ın hizmetkarı nasıl olacağız Allah aşkına? Ben elini çektim. Dağın tepesindeyim ama başım çok rahat. Hiç kimse var. Bu senin yaptığın kolay. Önemli olan şehirde kalıp medeniyetin içinde medeniyet inşa etmek. İnsanlarla beraber maddi manevi zenginliğe erişmektir. Yapabiliyorsak ne mutlu. Allah bizleri bu nimetlerden ayırmasın inşallah. Cennet dostluğu nasip eylesin inşallah. O sudan çıktıktan sonra arkadaşının attığı tokatı silip arkadaşının kurtardığını taşın üzerine yazıp ne kendi ne de arkadan gelen hiç kimse unutmasın diye kin ve nefret rüzgarları alıp o yazdığım yazıyı silsin, dostluk rüzgarı gelsin, o kayayı yalayıp gitsin ve benim dostumla olan sohbetim, muhabbetim orada hep var olsun diyerek o duygularla yazmak lazım. Kini, nefreti kalbine yaz. İyilikler de seyahat çeklerinde, dekontlarında kalsın. Tam tersi yapacaksın. Güzel kardeşim, iyiliği, güzelliği kalbine nakşedeceksin, duracak orada, unutmayacaksın. Diğerleri evraklarda silinsin gitsin, aksın gitsin hayatın içinde. Yapmayın Allah aşkına ya. Dert ararsanız derdi bulursunuz. Ama sohbeti, muhabbeti, dostluğu ararsanız dostluğu da bulursunuz. Önemli olan bunu bulup, bunu inşa edip, bunu büyütmek. Allah güzel dostlarla bizleri var etsin inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين güzel ülkemizin her bir köşesinden İzmir'inden Erzurum'a Sinop'undan Mersin'ine her bir köşesinde bizi izleyen, dua eden kardeşlerimizin her birinin duasını kabul eyle. Gönül coğrafyamızın yettiği bütün ülke ve ülkeler haritasından, Amerika'dan Çin'e, Antarktika'dan Endonezya, Cape Town'a varıncaya kadar dünyanın her bir köşesindeki kardeşimizin duasına talibiz.
Dostunda talibiz dualarımızı, dostluklarımızı kabul eyle. Allah'ım el açıp amin diyenleri iki cihanda aziz eyle. Dünya ahiret saadeti ihsan eyle. Dert verip derman aratma Allah'ım. Senin kapından başka kapıya kimseyi bizleri gönderme ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Bizleri güzel eyle. Geleceğimizi âli ve aydınlık eyle ya Rabbi. Rabbena âtina fi'd-dünyâ hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr bi rahmetike ya erhamer-râhimîn ve selâmun alel-mürselîn ve'lhamdülillâhi rabbil-âlemîn. El-Fâtiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله kabul etsin sevgili dostlar. Dostluğumuz baki olsun. Dünya dostluğu, ahiret dostluğuyla buluşsun. Allah Teala dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. İnşallah cüzlerimizi alalım, Kur'an'ı okuyalım, okutalım, manasını anlayalım. Geleceğimizi Kur'an'la var edelim inşallah. Haftaya burada Cuma sohbetinde sizlerle buluşmak ümidiyle herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.